Şimdi bu noktaya gelince İslam tarihinden hemen aklımıza intikal eden bir hadiseyi haber vereceğiz. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala anh devrinde onun İslam devlet başkanlığı asrında, biliyorsunuz İslam'ın bir devleti var. İslam devletleri tarihte hızla devam etmiş ve İslam devlet başkanı olarak Cenab-ı Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala anh uzun zaman devlet reisi olarak yaşamış. Ömer-ül Faruk, Müslümanların devlet reisi. O zaman İslam ile öyle kenetleşmişler ki müminler, sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan, İslam'a öyle sımsıkı sarılmışlar, birbirlerine öyle terkinleşmişler ki, en ufak riya, gösteriş, vesvese, tabaspus dediğimiz böyle müdahale olmadan saf İslam'ı yaşama şuuruna ermiş olmak tecellisi içindeler. İslam'ı saf olarak yaşama, herkes aynı kudret içerisinde İslam'ı yaşama gayretini gösteriyor. Evvela buradan işe başlıyor. Bakınız bir sahne, hemen anlatmadan geçmeyeceği. Öyle ki kendi bünyesini takviye, kendi içini ıslah, İslam'ın en ince teferruatına kadar efali mükellefin dediğimiz bütün maddeleri o kadar içten ve samimi yaşamaya başlamışlar ki yeryüzü Müslüman'ın ayakları altında çatır çatır sallanıyor. Sağlam olsa bir dünya ne kalır geride? Aleyküm enfüseküm, evvela kendi bünyenizi, bünyeyi İslamiyeyi takviye ediniz. İslam gücünü kendi gücünüzde yaşayınız ve bir de bunu tasdik ediniz. Korku, endişe, bir takım nefsani, şeytani arzulara hiç meydan vermeden, en ufak bir dünyevi endişe taşımadan İslam'ı yaşama şuuru, bu şuurun karşısında ne kalabilir? Biraz sonra bir muharebe İslam tarihinde Doğu ve Batı kaynaklarına geçmiş bulunan bir savaşın bir sahnesini arz edeceğim. Müminlerin İslam potasında, İslam teknesinde nasıl birbirlerine terçinlendiğini göreceğiz. O savaşa hemen geçmiyorum. Savaş İslam tarihine Yermuk Harbi diye geçmiş. Yermuk Harbi. Yermuk Savaşı. Bu savaşta Müslümanlar çok şehit vermişler. Çok şehit vermişler Allah yoluna. Sonunda zaferi kazanmışlar. Ve düşman cephesinden son derece yüklü bir şekilde ganimet eşyası toplamışlar. Ganimet dediğimiz, düşman saflarında bırakılan bütün eşyalar ganimet olarak elde ediliyor. Bu ganimetleri toplamışlar. Devlet başkanı sıfatıyla Hazreti Ömer-ül Faruk bu ganimet mallarının beşte birini devlet hazinesine almış, geriye kalan kısmını da savaşa, muharebeye katılan askerlere, mücahitlere eşit şekilde taksim etmiş. Ganimetlerin taksimatı beşte biri humus, el humusu, beşte biri devlet bütçesine kalır, geriye kalan gazilere, mücahitlere eşit şekilde dağıtılır.
bu ganimet eşyası arasında daha çok bir takım kumaşlar, elbiselik kumaşlar ellerine geçmiş. Elbiselik kumaş, çok kıymetli kumaşlar. Eşit şekilde dağıtınca bunları Hazreti Ömer, dağıtılan kumaşlardan kimseye tek başına bir elbise yetişmemiş, çıkmamış. Çıkmamış. Bu işin haftası içinde bütün müminler Medine-i Münevvere'de bir cuma namazında Mescid-i Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'da toplanmışlar. Devlet reisi olarak Hazreti Ömer cuma namazını kıldıracak, hutbeye çıkmış, hutbe okumaktadır. Hutbeyi irad edecek, hutbeyi okuyacak. Başlıyor elhamdüden, salavattan, şehadetten sonra başlıyor eyyuhel müminun. Ey müminler diyor, İsme'u ve eti'u, şimdi beni dinleyiniz ve bana itaat ediniz diyor. Hutbe, cuma namazı. Bana itaat ediniz deyince cemaatin içerisinden yay gibi bir Müslüman ayağa fırlıyor. Ya emirel müminin, la nesme'u ve la nuti'uke, seni dinlemiyoruz ve sana itaat etmiyoruz diyor. Bir şahıs çıktı. Dur bakalım ne olacak? Ne seni dinleriz, ne de sana itaat ederiz. Hazreti Ömer'ül Faruk devlet reisidir ha. Çık çıkmamıştır. Bir telerana, bir galeyana, bir telaşa dükülmemiştir. Parmağını uzatarak, lima za ya filan, niçin bana itaat etmeyeceğini söylüyorsun ey falanca deyince, Yermuk Harbi'nden ganimet olarak toplanan kumaşları dağıttınız. Dağıtılan kumaşlardan kimseye bir elbise çıkmadı. Ama görüyorum ki kendine fazla almışsın, bir elbise yapmışsın diyor. Ne demektir bu diyor. Müslüman topluluğa bak. Hesap sormak ve hadiseleri Allah'ın kitabına uydurmakta kimseler korkulanıyor. İslam'ı görüyor musun? İslam budur kardeşim. Hazreti Ömer tabi hiçbir telaş yok. Gayet mesut bir çehreyle hemen cemaate yöneliyor. Ey nebni Abdullah, benim oğlum Abdullah nerede cemaat-i müslimin? Hemen kalkıyor, tefattal. Buyur baba. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Abdullah İbni Ömer. Ne mukaddes, ne mübarek insandır o. Kalkıyor, buyur babacığım. Evladım diyor, hadiseyi şu zata anlat. Abdullah diyor ki, haklısın ey falanca. Aynı kumaştan babam eşit şekilde kendisine de aldı, size dağıttığı gibi. Bana da verdi, ben de muharebede bulundum. Bana verdiğinden bana bir elbise çıkmıyordu. Babam kendisine aldığından da bir elbise çıkmıyordu. Ben hakkımdan feragat ettim, hakkımı babama verdim. Birleştirip elbise öyle zuhura geldi diyor. Mesele tamamdır. Ayağa kalkıyor tekrar adam. El-an nesme'u ve nezutiyu. Şimdi seni dinleriz, şimdi sana itaat ederiz. Buyur ya Ömer'e müminim diyor. İslam toplumu hesap soracak. Ve ona karşı her şey adalet zemininde zuhur edecek. Sen şimdi öz oğlundan, öz kızından hesap soramıyorsun. Gecenin yarısında geliyor kot pantolonlu kızın, gecenin yarısında geliyor kot pantolonlu oğlun, oğlum nereden geliyorsun diye öz yavruna hesap soramıyorsun. Öz ne için baktın bana?